Herkese merhaba, ben Tuana. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Artık bu yılan hikayesine dönen cilt bakım rutinimi çekmeye karar verdim sonunda. Ama yine talihsizlikler peşimi bırakmadı. Umarım şu anda açı çok garip değildir çünkü tripodum kırıldı. Normalde iki tane tripodum vardı. Yazlığa giderken işte hep kullandığım tripodum kırıldı. Sonra eve geldim. İşte sanıyorum ki bir tane daha tripodum var. Meğer o da kırılmış. Hiç ne hatırlıyorum ne bir şey ya da sonradan kırıldı bilmiyorum. Yani şu anda bu açıyı kamerayı nereye koyduğumu falan görseniz gülmekten ölürsünüz. Ama umarım videoyu kazasız belasız atlatabilirim. Beni önceden beri takip edenler cildimin ne halde olduğunu hatırlıyorlardır. Şu anda aktif sivilcelerimin çoğu hatta hepsi geçmiş durumda. Sadece lekeler var şu anda suratımda. Şuradakiler kistik akneydi, aşırı ağrılardı. Şu an belki şuradakiler sivilce olarak gözüküyor olabilir ama onlar leke oldu. Yani önceki halini görseydiniz, hele yüz tüylerimi aldığım videoda belki görmüşsünüzdür. Yani o videoyu izlediyseniz aman aman. Tabii ki bu cildimin değişimi de hem zaman içinde oldu, bir rutin oluşturmakla oldu, hem de kullandığım birkaç ürün sayesinde oldu. Şimdi hızlıca bunları anlatacağım ve bu videoyu gündüz çekiyor olabilirim ama bunu gece rutini olarak düşünün. Gündüz rutinimde bu kadar ürün kullanmıyorum ama farklılıklar gösterebiliyor. Eğer isterseniz sonra onu da çekerim. Evet, artık ben videoya başlıyorum. Ama tabii ki de videoya geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz, likelarsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Normalde gece rutinimi yapmadan önce yüzümde hep makyaj oluyor. O yüzden makyajlıymışım gibi anlatacağım size. Ben çok uzun zamandır hem işin bu All Clean balmını kullanıyorum. Hatta zaten yedim bitirdim. Şu anda içinde bir kullanımlık kaldı yani. Onu bile zorlamam gerekiyor. Yenisini almadım çünkü başka bir markanın, daha doğrusu Enform markasının incirli bir balmı çıktı. Aynı bu şekilde. Yani onu almak istiyorum. Stoklara da bir türlü gelmediği için şu anda böyle kalmış durumdayım. Bunu da şu şekilde uyguluyorsunuz. İçinde spatulası var. Ben her uygulamadan önce spatulasını önce sabunla yıkıyorum, kuruluyorum, sonrasında alıyorum yani her türlü bakteriyi önlemek için. Spatulanın ucuna bir miktar alıyorsunuz. Yüzünüzü hiç ıslatmamış oluyorsunuz. Yağı böyle elinizde ısıtıyorsunuz. Sonra yüzünüze masaj yaparak makyajı arındırıyorsunuz. Ben bunu kullanırken göz makyaj temizleyicisi bile kullandığımı hatırlamıyorum. Böyle anca çok ağır bir makyaj yapmışsam kullanıyordum. Tam makyajını, göz makyajını, her şeyi çok güzel bir şekilde arındırıyor. Ve çift fazla temizliğinde çok fazla faydasını gördüm. Çünkü kullandığımız misel sular ya da böyle direkt kullandığımız temizleme jelleri makyaj yeteri kadar arındırmıyor. O yüzden eğer siz de böyle makyajın cildinizde kaldığını hissediyorsanız bence bu tarz bir şeye bakabilirsiniz. Bir tane ürünü unutmuşum da onu alıp geldim. Bu arada şu anda anlatıyorum ama normalde hepsini uygulayacağım yani. Şu anda makyaj yok diye böyle bir giriş yaptım. Eğer sonrasında cildimde bir makyaj kalıntısı hissediyorsam, bazen olabiliyor çünkü çok yoğun bir fondöten kullandıysam ya da baz kullandıysam, o zaman da misel su geçiyorum. Bu Bioderm Bio Clean misel suyu tüm cilt tipleri için. Benim bunu ikinci alışım Trendyol'dan almıştım. Ben ilkinde marka göndermişti. İkincisini Trendyol'dan almıştım. Çok memnunum. Ha, bu arada Garnier'inkileri de kullanıyorum mesela. Bunu da yanımda getirdim yani bu videoda göstermek için. Bundan da çok memnunum. Bu da yine göz makyajım çıkmadığında kullandığım bir şey ama bunu yüzümde kullanmıyorum. Çift fazla olduğu için sivilceye meal vermek istemiyorum. Ama bunun çift fazla olmayanı da yüzüm için kullandığım oluyor. Artık şimdi makyajı çıkarttığımıza göre olmayan makyajı uygulamaya geçebiliriz. Yaklaşık 1,5 aydır da rutinime bunu kattım. Bu da yine Hemish markasının, yine All Clean serisinden White Clay Foam temizleme jeli. Bu köpüren bir temizleme jeli. Ben özellikle köpüren temizleyicileri çok seviyorum. Şimdi şöyle şunları geriye atayım. Ya videoyu banyoda çekmeyi de düşündüm. Bu arada yüzümü ıslatıyorum şu anda. Ama banyonun ışığı hiç içime sinmiyor. Oh oh, her yeri ıslattı. O yüzden burada çekmeye karar verdim. Bu arada bu mini boyu. Ama mini boyu bile bana çok uzun süre yetecekmiş gibi geliyor. Çünkü 1,5-2 aydır kullanıyorum. Ve hala içinde oldukça var. Şöyle şu kadar elime aldım. Daha bile az alabilirsiniz. Çünkü köpürdüğü için çok az almanız yetiyor. Şöyle... Bu videoda neden foreya yok derseniz de aktif aktelerim çıktığından beri foreyayı kullanmıyorum ve şu anda da hani kullanıldım gelmiyor. Tekrardan böyle bir korku içindeyim ya çıkarsa diye. Bu arada foreyayla alakası yok sivilcelerimin ama bilmiyorum. Şu anda böyle tamamen yüzüm geçene kadar kullanmayacağım herhalde.
Az su ile bile bayağı köpürdü. Aslında daha çok köpürüyor ama şu anda yeteri kadar su olmadığı için böyle oldu. Ben şimdi yüzümü yıkayıp geliyorum, devam edeceğiz. Yüzümü yıkayıp geldim ve ben çok uzun bir zamandır kağıt havluyla kuruluyorum. Çünkü havlular gerçekten çok bakteri üretiyor. Ve ben iyice böyle psikopatlaşıyorum. O yüzden direkt bununla işimi hallediyorum. Hem gerçekten daha hijyenik oluyor. Sıradaki aşamamız eksfoliasyon, peeling. Ben bu arada cilt bakımımı Kore cilt bakımına göre şekillendiriyorum. O yüzden onların aşamasına göre gidiyorum her zaman. Normalde bu maskesini kullanmaya başlamıştım. Ama şu anda yazın ortasındayız. Her ne kadar ben dışarı çıkmıyor olsam da, evdeyken de güneş kremi kullanıyor olsam da bunu yaz boyunca kullanmayı düşünmüyorum. O yüzden bunu kenara koyacağım ve bir tane daha var bu işlem için olan. Bu da Misha'nın Self Control Peeling masajı. Az önceki cilde eksfoliasyon yapıyor ama bu peeling yapıyor. Şu anda bunu da kullanmayacağım. Yine de size göstermek istedim. Çünkü bunu yakın bir zamanda yaptım. Yani birkaç gün önce yaptım ve ben bunu haftada bir kere, maksimum iki kere kullanıyorum. Ve aktif sivilcelerim yokken kullanıyorum. Onu da söyleyeyim. Bunu gerçi daha önceki videolarda bir kere anneme kullanmıştım herhalde. İçinde şöyle minik minik topçuklar var ama bunlar kesinlikle cildi çizecek kadar sert değiller. Ben yine çok uzun bir zamandır cildime fiziksel peeling yapmıyorum. Çünkü cildi çizdiğini ve akneleri yaydığını düşünüyorum. O yüzden bu tarz peelinglere yöneldim. Artık isterseniz bugün kullanacağıma geleyim ben. Bu The Body Shop'un Himalayan Charcoal kil maskesi. Zaten aşırı meşhur bir kil maskesi. Ben de iyi ki almışım. Ben bunu şimdi uygulayacağım yine. Saçlarımı geriye atayım. Ben kil maskelerini her zaman sadece T bölgeme sürüyorum. Çünkü cildim kendim bildim bileli çok hassas. Ve kil maskesini komple yüzüme sürersem aşırı kızarıyor ve böyle çok çok hassasiyet oluşuyor. Şu anda gaza geldi ve komple alnıma uygulayacağım ama kesinlikle yanaklarıma uygulamayacağım. Oralar hala çok hassas, böyle bir şey olsa da sivilce çıkayım diye bekliyorlar. O yüzden alnımı uygulayacağım. Maskeyi ben bir 10-15 dakika bekleteceğim. Bu sırada da biraz konuşalım maskenin etkilerinden. Ben 7-24 burnum tıkanık bir insanım. Çünkü hem alerjim var, hem astımım var, hem burnumda devyasyon var. Yani hepsi bir araya girince sürekli burnum tıkanık. O yüzden konuşmam da garip çıkıyor genel olarak. Ama bunların sebebi bu. Ve diyeceğim şu ki ben bu maskeyi her uyguladığımda burnum açılıyor. O yüzden maskeyi ekstra çok seviyorum. Bunun sebebi de tabii ki şaka bir yana içinde mentol olması. İçerik bakımından %100 temiz bir maske diyemem. Çünkü ilk sıralarda alkol denat var. Yani ilk sıra dediğim 1. 6. sırada alkol denat var. O yüzden hassas ciltlerin cildini ekstra kurutabilir. Yani benim de. Ama dediğim gibi zaten sadece T bölgeme kullandığım için bir sorun yaşamadım ben. Bunu da 3-3,5 aydır kullanıyorum. Haftada 1 ya da 2 kere kullanıyorum yine burnumun ihtiyacı olduğuna gerçekten. Ama bazen böyle siyah noktalarım ekstra artıyor. O zamanlarda kullanıyorum. Bence cildi güzel arındırıyor, yumuşacık yapıyor. O yüzden ben gayet memnunum. Bitince alır mıyım onu bilmiyorum. Çünkü ben bunu çok iyi bir indirime denk geldiği için almıştım. Hem merak ediyordum hem de birkaç tane daha ürün deneyeyim diye almıştım. Ama şu anda bunun uygun fiyatlı muadilini arıyorum. Eğer onu seversen mutlaka paylaşırım. Yani dediğim gibi bu şu anda 200 lira indirimsiz fiyatı. O yüzden belki bitince almam ki zaten kolay kolay da bitecek gibi durmuyor. 12 aylık ömrü varmış. Ben zaten 12 ayda bitiririm. Bitirmem de gerekiyor cilt bakım ürünü olduğu için. Yani kısacası bir süredir denediğim ve memnun kaldığım bir maske. Şimdi ben bunun kurumasını bekleyeceğim. Sonra size göstereceğim. Yakından göstereyim dedim. Şu gözeneklerin içine nasıl girdiğine bakın. Özellikle burnumda. Bu işte beni çok tatmin edici bir şey. Şu noktalar falan hep gözenek ve siyah noktaların olduğu yerler. Tabii ki burada da gözeneklerim var ama dediğim gibi yani buraya sürmeyi göze alamıyorum. Mesela şu anda kurudu sayılır. 10 dakika oldu. Ben 1-2 dakika sonra yıkayacağım. Şu an o kadar ferahladım ki size anlatamam. Yani resmen cildimin nefes aldığını hissediyorum. Yumuşacık burnum, alnım, çenem. Gerçekten yumuşacık. Ve gördüğünüz gibi direkt yıkayıp geldim. Öyle ekstra bir kızarma falan da yaşamadım. Şimdiki aşamamız tonik. Hemen toniğe geçiyorum ben. Tonik olarak da The Body Shop'un çay ağacı toniğini düzenli olarak kullanıyorum yine 3 aydır. Bunları zaten maskeyle birlikte almıştım. Hatta bir tane de lip balm almıştım. Düşünün 3-200 TL'ye gelmişti sadece bir tanesi. Yani sadece maske 200 TL'yken. Ama bunu iyi ki almışım dedim. Çünkü yine sivilcelerim çok aşırı çıktı bu dönemde. Hatta ben uygulamaya başladım. Şu anda bu da nerede? Şurada falan. Yani o kadar çok kullandım ki bunu. Soracak olursanız bunu da tekrar alır mısın diye belki almam. Bu arada
Normalde çoğumuz toniği pamukla uyguluyoruz ama ben ellerimle uygulamayı tercih ediyorum. Çünkü pamuk bence ürünü çok fazla emiyor. Ama ben bunu böyle yedire yedire tampon hareketlerle uyguladığımda cildime daha iyi geldiğini hissediyorum. Ve kesinlikle bilir kişi değilim. Bu %100 doğru demiyorum ama ben böyle uygulamayı tercih ediyorum. Hiç pamukla uygulamıyor muyum? Tabii ki de pamukla uyguladığım zamanlar da oluyor. O da böyle hani ekstra bir makyaj kalıntısı varsa pamukla silerken çıksın diye, ama genel olarak böyle parmaklarımla uyguluyorum. Çay ağacı zaten sivilcelere iyi geldiği bilinen bir içerik. Ama başka markaların çay ağacı toniğine bakabilirim. Yani yine Kore markaları olabilir bu. Mesela Clarisse'inde galiba, ama emin olmakla birlikte onun çay ağacı toniğine bakabilirim. Ya da yine başka Kore markalarının çay ağacı toniğine bakabilirim. Bunu kesinlikle bitiririm ama yani bundan da çok memnun kaldım. Sivilcelerimi kuruttu bence. Özellikle böyle o minik pıtır pıtır çıkan sivilceleri kuruttu bu 3 aylık süre içinde. Asıl bir de yine çok sevdiğim bir toniği de göstereyim. Ama ben bunu haftada 2 ya da 3 kere kullanıyorum. Çünkü bunun içinde glikolik asit ve laktik asit var. O yüzden her gün kullanılması çok doğru değil bence. Özellikle yazın yani. Hele bu ara çok çok daha nadir kullanıyorum. Bu da Jumiso markasının Yes I Am Toner isimli toniği. Böyle hatta kutusunda saklıyorum. Bunu da çok seviyorum ve az kullandığım için yine çok fazla gitmedim. Bu arada bunu mutlaka gece kullanıyorum. Çünkü içinde asit var. Yani bunu gece kullansanız bile ertesi gün, sonraki gün, yani eğer asitli bir şey kullanmaya başlıyorsanız mutlaka güneş kremi kullanmanız gerekiyor. Ben evin içindeyken bile güneş kremi kullanıyorum. Hatta arkadaşlarım eve dalga geçiyor artık, abartıyorsun falan diye, ama gerçekten abartmıyorum. Yani onlar dinlemiyor beni. Ne olur siz dinleyin. Lütfen güneş kremi kullanın. Kamu spotu. Her gün kullanılmaya uygun değil belki ama benim cilt bakım rutinimin vazgeçilmezlerinden biri. Ve geldik serum aşamasına. İlk olarak ben bunu kullanmaya başlamıştım. Bu da yine Jumiso markasının All Day Vitamin. C vitamini serum, ama bu sadece bir C vitamini serumu değil. İçinde başka vitaminler de var. Bunu da 2 aydır falan kullanıyorum. Bu da My Wish Trend'in Propolis serumu. Propolis aknelere iyi gelen bir içerik. Cilt bariyerini güçlendirmeye yönelik bir içerik. Jumiso da yine içinde C vitamini olduğu için lekelere iyi geliyor. Sivilce de yapmadı bende yani. Onu da söyleyeyim. Hani zaten sivilcelere çok yönelik bir içerik mi? Ondan emin değilim ama akne tetikleyici bir şey de yok içinde. Her gün ikisini birlikte kullanıyorum diyemem ama genelde ikisini birlikte kullanmaya çalışıyorum. Önce C vitamin serumunu şöyle her yere bir damla olacak şekilde uyguluyorum. Bunu yediriyorum. Bunun sonra böyle bir 5 dakika falan emilmesini bekliyorum. Bu emildikten sonra propolis serumu uyguluyorum. Yani dediğim gibi her gün kullanmaya çalışıyorum. Ama yine de her gün ikisini de kullanıyorum diyebilirim. Yani ikisini birlikte kullanmıyor olsam da tek tek her gün kullanıyorum. Yine bu da iyice emilsin diye şöyle tampon hareketlerle yediriyorum cildime. Şu anda lekelerimde gözle görülür oranda bir değişim görmedim. Hani lekelerimin rengi açıldı. Wow, işte pürüzsüz bir cildim var diyemem. Ama zaten şu anda yarısında sayılırım. Yarısından biraz daha fazla var. Bitmesini bekliyorum. İkisi de bitince bence lekelerimde azalma olacak diye düşünüyorum. Umut ediyorum. Yani benim şu anda sivilcelerimin geçmesi bile benim için büyük bir başarı. O yüzden lekelerim de yavaş yavaş geçecektir. Şimdi ben birazcık bekleyeceğim. Sonrasında da bunu uygulayacağım. Artık tamamen Kore cilt bakımına yönelmeye başladım ben de. Yani bu videolardan fark etmişsinizdir. Tabii ki de %100 şu anda Kore ürünleri yok. Ama yavaş yavaş tamamlıyorum. Cildimin ihtiyacına yönelik şeyler almaya çalışıyorum. Çünkü hani çok uygun fiyat ürünler değiller. Ama gerçekten içerikleri güzel olduğu için paralarını hak ettiklerini düşünüyorum ben. Ve benim bu ürünleri almada izlediğim kanallar var. Onları da söyleyeyim size. Çisem Çakır mesela. Gerçekten hani bir şey almadan önce onu izliyorum. Ayşe Çakar. Yani bu rutinleri oluşturmamda bence Çisem Çakır'ın ve Ayşe Çakar'ın büyük etkisi var. Bu arada kafiye gibi oldu ama o şekilde yani onların da videolarını izliyorum. Çünkü gerçekten mesela onlar bu konuda çok daha bilgililer. Ben de yavaş yavaş araştırarak öğrenmeye çalışıyorum. Cildim emli diye düşünüyorum. Bunu da uygulayabilirim. Bunu da yine bayağı kullanmışım. Yine bunu da her yere bir damla şeklinde uyguladım. Tabii ki elinize de sıkabilirsiniz ama ben direkt yüzüme damlatıyorum. Propolis gerçekten hani yiyecek olarak da çok faydalı. Cilt bakım ürünü olarak da çok faydalı. Başta da dediğim gibi aknelere, akne lekelerine iyi gelen ve cilt bariyerini güçlendirmeye yönelik bir içerik. Ve bu cilt bakım rutinine geçtikten sonra her ne kadar sivilcem vesaire olsa da cildimin çok daha cildim çok daha iyi hissediyorum. Çok daha iyi göründüğünü hissediyorum. Gözeneklerimde farklılıklar oldu. Bu beyaz noktalar olur ya, onlar neredeyse tamamen yok oldu. O yüzden yani şu anki
Şu anki yaptığım cilt bakım rutininden gerçekten çok memnunum. Ara ara yeni ürünler de ekliyorum. Tam oturmuş bir cilt bakım rutinim yok sonuçta. Hani böyle bir nemlendirici, toniğe ihtiyacım var. Belki bir daha iyi bir göz kremi, onun haricinde ne bileyim başka bir maske vesaire. Bunları da yavaş yavaş temin ediyorum diyelim. Sıradaki aşamamız da bir kağıt maske. Ben kağıt maskeleri haftada bir kere mutlaka yapmaya çalışıyorum. Mesela bunu bazen video çekmeden önceye denk getiriyorum. Özellikle fondöten deneyeceksen falan cildimin nemlenmesi iyi oluyor. Bu maskeyi daha önceden kullanmadım ama zaten kağıt maskeleri hani genelde bir kere kullanmış oluyorum. Böyle çok nadir ikinciye alıyorum. Çünkü şu anda böyle 10-15 tane kullanmadığım yani yedekte duran kağıt maske var. Hani önce onların bitmesini bekliyorum yenisini almak için. Şimdi de bunu kullanacağım ve şekli falan aşırı güzel olduğu için de bunu bu videoda kullanmak istedim. Cildi nemlendirmeye yönelik bir maske ve Kore ürünü. Vazgeçilmezlerimiz. Ben bunu Watsons'tan aldım. İndirimlerde 13-14 liraya falan düşüyor herhalde. Ama siz şimdi şekline bakın. Bu glitterli bir maske zaten o yüzden de benim dikkatimi ekstra çekmişti. Biraz narin davranıyorum kopmaması için. Ayrıca iki parça olduğu için de bence çok daha avantajlı. Çünkü bazen tek parça maskeleri ben yerleştirmekte zorlanıyorum. Yalnız bir şey diyeceğim. Bunun galiba soyma şeyi yok. Çıkarttım tekrar. Hani maskeleri böyle takarız sonra üstünü soyarız ya, bunda o yok galiba. Şu anda hala maskenin içinde ürün var. Yani şok içindeyim. Gerçi bütün Kore maskeleri böyle de ben konuştukça bu kayıyor, bilmiyorum. Şeklini, cemalini çok beğendim bu maskenin. Ben bunu 20 dakika tutarım. Arkasında bir şey yazıyor ama evet 20-30 dakika diyor. Ben bunu 20 dakika falan tutarım zaten böyle. İyice cildim nemlensin. Sonrasında tabii ki de cilt bakım rutinimize devam edeceğiz yani. Asla bitmiyor. Ve ben böyle kalanları koluma falan uyguluyorum. Boynuma uyguluyorum ama boynuma çıkarttıktan sonra uyguluyorum. Şu anda konuşmam pek mümkün değil. O yüzden ben gidiyorum. 20 dakika sonra geliyorum. Ben geldim. 20 dakika oldu ama çıkartmadan önce bir daha size yakından göstereceğim. Çünkü o kadar güzel duruyor ki bilmiyorum, ben maskeye aşık oldum. Böyle birkaç gün içinde de sileceğim, çıkmazsa ekstra. Devamlı bundan alırım. Aşırı güzel. Yani üstünde o kadar bol ürün vardı ki şu anda hala ıslak zaten. Bu arada şu saçım da nasibini aldı maskenin. Arasına girmiş. Ben şimdi biraz daha cildime yediriyorum maskeyi. Oh, vallahi ferahladım. Cilt bakımı hissi kadar güzel bir şey yok. Kalanı boynuma da geçiyorum tabii ki de. Ve ben bunun emilmesini beklerken size bir tane sevilecek kurutucu jelden bahsedeceğim. Şuraya bir yere öncesi sonrası fotoğraflarını da koyarım. Benim şu gördüğünüz iki tane şu anda sivilce lekesi olmuş şeyler bildiğiniz kistik akneydi ve içleri doluydu, ağrılıydı. Gerçekten acı çektim yani, onlar varken kesinlikle iyileşmiyorlardı. Sonrasında ben bu sivilce kurutucu jeli kullanmaya başladım. Bu By Wish Trend'in %3'lük sülfür içeren sivilce kurutucu jeli. Ayrıca bunu sürdüğünüzde bakteri oluşumunu da engelliyor ve tabii ki de sivilcelerin geçmesine yardımcı oluyor. Ucu beyaz olan dönemsel çıkan daha küçük sivilcelerle benim cildim için en azından 3-4 günde etkili oldu. Ama ben yani hiçbir zaman şöyle bir şey yaşayamadım. Bugün süreyim, yarın sivilcem geçsin. Hayatım boyunca hiçbir üründe öyle bir şey yaşamadım. Ama benim için de 3-4 gün gayet iyi bir süre. Bu kistik aknelere gelecek olursak da benimkiler inanılmaz inatçı. Yani gerçekten öyle bildiğiniz gibi değil. Bunları da 2 haftada geçirdim. Zaten fotoğrafta göreceksiniz. Orası iltihaplıydı bildiğiniz. Kistik akne vardı. Etrafında da beyaz beyaz iltihaplar vardı. Yani çok kötüydü. Ama bunu kullandıktan sonra 2 hafta içinde işte bu hale aldı. Benim bunu işte kullanalı 16 gün falan oldu. Zaten 16 günde ne kadar kullandığımı görebilirsiniz. Ha mesela şunu da söyleyeyim. Ben sivilcelerim için The Ordinary'nin salisilik asidini de kullandım. Ne kadar kullandığımı da görebilirsiniz. Ama bunun kadar bir etki almadım ne yazık ki. O yüzden bunu bir daha almayacağım. Zaten yurt dışından babam getirmişti. Şu anda da yurt dışında değil. O yüzden burada da 200-300 lira verip hayatta bunu almam. Zaten şu anda son kullanma tarihi falan da geçmiş olması lazım. Ama hani göstermek istedim size. Çünkü aslında
salisilik asit. Sivilcelere çok iyi gelen bir içerik ama bende bu işe yaramadı. Ve mesela çoğu kurutucu jel evet sivilceleri kurutuyor ama aynı zamanda cildinizi de kurutuyor. Ben bunu her gün düzenli olarak kullanmış olmama rağmen cildimde herhangi bir kuruluk da yaşamadım. Bunu bana denemem için Koren de gönderdi ama kesinlikle sponsorlu bir video değil bu ya da bu reklam değil. Sadece bana denemem için gönderdiler. Yani ben bundan herhangi bir para kazanmayacağım. Önce onu söyleyeyim. Sadece bana iyi geldiği için size de söylemek istedim. Zaten Allah'tan öncesinin fotoğrafını çekmiştim ki yani kanıtlayabiliyorum bunu. Şimdi mesela bunu hemen uygulayacağım. Yapısını da göstermiş olayım hem size. Şöyle jel yapıda. Ben ilk önce bunu böyle sivilcelerimin olduğu yere direkt sürüyorum. Bunun arkasında şey yazıyor. Kulak pamuğuyla böyle sivilcenizin olduğu yere lokal olarak uygulayabilirsiniz yazıyor. Ama ben bunu böyle uygulamayı tercih ediyorum. Çünkü zaten gördüğünüz gibi çoğu yerde sivilce var, leke var. Ve bakteri oluşumunu da önlediği için benim bunu kullanmaya başladığımdan beri ve bu bakteri oluşumunu önlediği için 2 haftadır benim doğru düzgün sivilcem de çıkmıyor. Yani maşallah. Ha, tabii ki de mesela bu 2 haftalık süreçte cips de yemedim. Sadece dün yemiş olabilirim. Ama ondan önce cips de yemedim. Çikolata da bir iki kere yemişimdir. Bu bayağı az bir miktar benim için. Yani tabii ki onların da etkisi vardır ama 2 haftadır bende sivilce çıkmadı. Yani zaten videolarda canlı canlı görüyorsunuz. Bütün yüzüme uyguladım ya. Sonra böyle minicik alıyorum. Şuralara nokta nokta bırakıyorum. Özellikle buradaki sivilcelerin içi doluyken yaptım bunu. Ve çok faydasını gördüm. Yani o yüzden eğer sizin de benim gibi inatçı sivilceleriniz varsa buna bakabilirsiniz. Bunu Instagram'da da paylaştığımda lekelere iyi gelip gelmediğini sordunuz. Ben lekelerimde herhangi bir iyileşme görmedim. Hani onu söyleyeyim, sadece sivilcelerimin üstünde etkisini gördüm. O yüzden lekelere iyi geliyor kesinlikle diyemem. Yani şurası beyaz beyaz kalıyor ama öyle kullanıcı etkisini gördüm. O yüzden öyle uyguluyorum ben de. Ve sadece bu ürün için geçerli %35'lik bir indirim kodum var. Eğer siz de denemek isterseniz o indirim koduyla alışveriş yapabilirsiniz. Zaten şuraya yazarım onu ama biraz uzun bir indirim kodu. O yüzden ben bunu buraya yazarım. Şu anda söylememe gerek yok bence. Yani dediğim gibi hani zaten beni uzun zamandır takip edenler bilir. Kesinlikle önermem memnun kalmadığım bir şey. Sadece etkisini gördüğüm için bazılarınızın sivilce sorunu olduğunu bildiğim için de söylemek istedim. Ve son olarak da geliyoruz göz altlarımıza. Ben yine uzun zamandır The Ordinary'nin bu kafein solution'ını kullanıyorum göz altlarım için. Göz altlarımdaki morluklar geçti mi derseniz hayır, yani hala morlar ama ben bunun etkisini, nemlendirmesini çok beğeniyorum. Göz altlarım böyle daha dolgun dolgun nemli hissediyorum. Mesela ben bunu akşam süreyim. Ertesi gün göz kremi sürmeyi unutayım. Hiçbir şey olmuyor yani. Kapatıcı ekstra çizgilere dolmuyor, kuru kuru durmuyor. O yüzden nemlendirme etkisi de uzun. Ha, biterse bir daha alamayacağım büyük ihtimalle. Çünkü The Ordinary Türkiye'de inanılmaz yüksek fiyatlı satılıyor. O yüzden büyük ihtimalle başka şeylere yöneleceğim. Ama yurt dışına gidersem ya da bir tanıdığım giderse mutlaka bu almasını rica edeceğim. Cilt bakım rutinimiz bitti. Ama bir de güneş kremini göstereceğim size. Çünkü ben bunu bir senedir kullanıyorum ve çok memnunum. Yani bir sene olacak herhalde. Artık bitirmem gerekiyor. Cosrx'in Aleo Soothing güneş kremi. Kesinlikle beyazlık bırakmayan, ekstra parlaklık yapmayan ve makyaj altında da çok güzel olan bir güneş kremi. Ben şu anda kullanmıyorum çünkü birazdan hava kararacak. Cilt bakım rutinimizin boşa gitmesini istemeyiz. Çünkü güneş kremi kullanıyorsanız gün içinde mutlaka çok güzel bir şekilde arındırmanız gerekiyor. Ekstra parlaklık yapmadığı için de yağlı ciltlere seveceği bir güneş kremi olduğunu düşünüyorum. Ben karma ciltliyim. Kuru ciltler de sever. Zaten kuru yapılı bir güneş kremi de değil kesinlikle. Yani bunu da size göstermek istedim. Bir de şöyle yakına geleyim dedim. Yakından görün. Mesela şuradaki büyük ihtimalle birkaç gün sonra olmayacak jel sayesinde. Şöyle ya, özellikle cildimin bu tarafı bayağı düzeldi. Maşallah diyelim. Şurası da düzelme aşamasında. Şu saçım çok kötü duruyor, kusura bakmayın ama o krem oldu, maske oldu daha doğrusu. O yüzden birazcık şarkülü kaydı. Şöyle bir özet geçeyim. Şöyle bir toparlamam gerekirse lekelerim için şu ikisini kullanıyorum. By Wish Trend'in Propolis Serumu ve Jumison'un C vitamini serumu. Sivilcelerim By Wish Trend'in %3'lük sülfür içeren jelini kullanıyorum. Yani tekrardan hatırlatıyorum. Eğer bunu denemek isterseniz indirim kodundan faydalanabilirsiniz. Normal fiyat 171 TL. İndirim koduyla 111 TL oluyor. Çok kısa bir araya girmeye geldim. Aklım gitmiş resmen. Yani bir cilt bakım rutini videosunda nasıl ben nemlendiriciyi unuttum gerçekten bilmiyorum. Etrafa bakayım derken aklıma geldi. Neyse ki ben bu Misha'nın Madecassoside kremini çok seviyorum.
zaten bitmiş. Gördüğünüz gibi şu an hani kesip falan kullanmam gerekiyor. Bu da yine 9-10 ay falan oldu kullanmaya başlayalı. Biraz yoğun bir yapısı var. O yüzden yaz için kullanmaya çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Ben zaten yaz sonu almıştım. Diğer kış tekrardan almayı düşündüğüm bir krem mesela yüz tüylerimi aldığımda ya da dudak üstü tüylerimi aldığımda cildim çok fazla kızardığında direkt bunu kullanıyorum. Ya da mesela kullandığım asitlerden cildimin biraz tahriş olduğunu hissettiğimde bunu kullandığımda direkt cildimi yatıştırıyor. O yüzden çok seviyorum ama işte yaza çok uygun değil. O yüzden yeni bir nemlendirici arayışındayım şu anda. Ki gerçi günlük olarak aslında Clinique nemlendiricisini kullanmaya başladım. O yüzden şu anda bir nemlendirici de aramıyorum açıkçası. Lip balmımı da süreyim. Hazır aklıma gelmişken. Bu da Sephora'nın karpuzlu lip balmı. Son zamanların favorisi. Hem böyle çok azıcık bir renk veriyor. Bir yandan dudaklarım renklendi. Nemlendirilmesi de gayet güzel bence. Evet, neyse ki nemlendiriciyi unuttum. Çabuk aklıma geldi. Hatamı telafi ettiğimi düşünüyorum. Şimdi size hemen videonun kapanışını alıyorum. İşte bu şekildeydi. Sonunda cilt bakım rutini videosunu çektim. Gerçekten çok mutluyum çünkü çok uzun zamandır size söylüyorum. İşte cilt bakım rutini çekeceğim, cilt bakım rutini çekeceğim. Ama işte cildim en azından bu hale gelmesini bekledim. Tamamen düzelmesini bekleseydim daha çok beklerdik birlikte. O yüzden en azından sivilcelerimin aktif olarak yani aktif olanların geçmesini bekledim. Bir de şundan bahsetmedim ben. Evet, gerçekten çok akıllı bir insanım. Bunların %70'ini falan Corendi'den aldım. Ben Corendi'den 1 yılı aşkın bir süredir alışveriş yapıyorum ve memnun kalmadığım ürünü olmamıştır herhalde. Birkaç tane Misha'dan aldığım var. The Body Shop'tan var. Yani bir de Watson's'tan var işte. O da maskeyle Garnier'in miseler suyu. Bu şekilde. Yani ben şöyle düşünüyorum. Cilt bakımına eğer önem veriyorsak biraz para harcamamız gerekiyor. Tabii ki de bu 500 lira vermek, 400 lira vermek, Murad'ın kremlerini almak, La Mer'in kremlerini almak değil. Ama en azından bir içeriğine bakıp alırsak bence daha çok faydasını görürüz diye düşünüyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Ben yeni bir cilt bakım ürünü almadan önce mutlaka Cos & DNA sitesine bakıyorum içeriğine. Onu da açıklamalar kısmına yazarım. Siz de o siteden herhangi bir şey alacaksanız önce orada aratabilirsiniz. Bütün içerik listesi çıkıyor. İşte o içindeki içerik ne kadar akneye meyilli ya da ne kadar güvenli vesaire. Sonrasında da o içeriklerini araştırarak size iyi gelip gelmeyeceğine de bakabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu kadar beklediğinize değmiştir. Eğer beğendiyseniz mutlaka sabah rutini videosunu da çekeceğim. O yüzden yorumlara yazmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz de eğer gerçekten çok teşekkür ederim. Biraz uzun video olmuş olabilir. Bildiklerimi size aktarmaya çalıştım. Ben de daha öğrenme aşamasındayım. Umarım daha faydalı bilgiler verebilirim gelecekteki videolarda. O zaman ben artık gideyim. Umarım keyifle izlediğiniz video olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz, likelarsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz.